Gönüllü ses olarak gerçekleştirdiğimiz bir röportajda bugünkü konuğumuz Ege Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Ergün. Bugün Metin Ergün aynı zamanda Dünya Spor Hekimleri Birliği Gelişim Komisyonu üyesi olan ve A Milli Takımı'nda eski doktorlarından olan Metin Ergün'le korona günlerinde spor hekimliğinin, daha doğrusu futbolcu sağlığını konuşacağız. Özellikle tartışmalar odağında açılışı gerçekleşmesi planlanan 12 Haziran'da Süper Lig ve diğer alt liglerin açılmasıyla birlikte en önemli konulardan birisi futbolcu sağlığı olacak. Hocam öncelikle bu röportaj için çok teşekkür ederim size. Yani özellikle çünkü amatör futbolda gerek taraftarların gerek futbolcuların çok düşündüğü bir durum. Sosyal mesafeden tutun da saha içine saha dışında kuralları nasıl uyacağız ve virüsün bulaşmasını nasıl engelleyeceğiz diye. Size ilk sorum aslında hocam şu olacak. Yani şu an genelde herkes süper düzeyinde futbolcuları konuşuyor. Yani daha üst düzey imkanlara sahip olan futbolcuları. Ama burada esas önemli sorun amatör futbol. Amatör futbolda bu sorunun üzerinden nasıl kurtulabilir insanlar? Çünkü çok önemli bir durum bu. Öncelikle teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Ben de bu fırsatla düşüncelerimizi aktarmaya çalışacağım. Tabii olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Dünya, ülkemizde her birimizi diyor sektör, bütün sektörleri etkiliyor. Doğal olarak da spor endüstrisinde etkiliyor. Ve tabii ki her kurum ve bireyler için de yeni tecrübe edilen bir süreç bu. Yani yaşanmış tecrübemiz yok. Dolayısıyla da gündem hızlı değişiyor ve kararlar almak gerekiyor. Eğer spora, futbola ve amatör liglere gelecek olursanız, biliyorsunuz ki bu liglerin ertelenmesi ya da durdurulması Mart ayında gerçekleşti. Sonrasında birçok branşta organizasyonların tekrar başlamaması yönünde kararlar alındı federasyonlar. Futbolda sadece bir tekrar bu kalan maçların bitirilmesi, tamamlanması ki sadece profesyonel liglerde değil amatör liglerde de bunun tamamlanması öngörülüyor ve tabii ki ilgili federasyonun ki futbol federasyonu, sağlık kurulu çok da ayrıntılı bir rapor hazırladı. Aslında bir öneri protokolüydü bu. Bu öneri protokolünde hazırlık döneminde, bireysel hazırlık dönemi, takımla çalışmalar, küçük gruplar halinde. Sonra takım çalışmaları ve en son müsabaka dönemine ilişkin çok ayrıntılı bir öneri protokolü. Gerçekten özenle hazırlanmış bir protokol ve riski minimalize etmek için. Tabii maçlar 12 Haziran'da başlatılacak gibi görünüyor Süper Lig için. Amatörler için de bildiğim kadarıyla Temmuz ayı, 18 Temmuz'da başlatılması söz konusu. Tabii o dönemde başlaması evet ama çok faktör var. Bir risk ne durumda olacak? Evet tabloda ülkemize baktığımızda genel anlamda bir gidişatta iyileşme var. Eğri aşağıya doğru en azından. Ama Haziran'da, Temmuz'da nasıl olacak onu bilemiyoruz. Ve tabii ki o yaz ayının şartları, hava sıcaklığı, nem onlar da başka faktörler olacak ama amatörün şuradan bakmak istiyorum. Futbol Federasyonu'nun öneri protokolüne baktığımızda o önerilerin amatör kulüplerde uygulanması hiç kolay değil. Tesis anlamında kolay değil, malzeme anlamında kolay değil. Nasıl izole edeceksiniz sporcuları, dış teması nasıl engelleyeceksiniz, nasıl seyahat edecekler onlar, kamp ortamları olacak mı, testler nasıl yapılacak? Evet ciddi test sayılarına ulaştık. İyi ki bu çok güzel ama testlerinde %60 doğruluk oranı var yani yakalayamadığı pozitif durumlar da var. Dolayısıyla bir kişinin sık aralıklarla test yapılması gerekiyor ki her hafta test yapılmasını öneriyor federasyon. Bu amatör kulüplerde nasıl olacak ve sporcuların hepsinin bilgilendirmesi gerekiyor. Amatör kulüplerin doktorları yok, sağlık ekipleri yok. Sporcuları kim bilgilendirecek, onlara nasıl destek olacak? Birçok kulübün maddi sorunu var. Neticede amatör ligler diyoruz, evet. Ama maddi sorunlar da çok. Fiziki şartlar yetersiz, tesislerde, statlarda. Yardımcı sağlık personeli bulmak imkanı yok. Çoğu maçlarda görevlendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla ciddi zorluklar sporcuları bekliyor diye düşünüyorum. Ve
Bu süreçte Temmuz ayı önce tabii ki bu tarih değiştirilebilir. Federasyon başka kararlar da alabilir. Neticede alınan kararlar değişime açık kararlar ve farklı senaryolardan da bahsedildiğini biliyoruz. Dolayısıyla eğer oynanacaksa nelere dikkat etmek lazım? Ama farklı kararlar olur, ertelenir, oynanmaz, onları bilemiyorum. Gidişata göre mutlaka kararlar gözden geçirilecektir diye düşünüyorum. Ve mesela amatör futbol Temmuz ayında başlayacak. Ve Temmuz ayı sıcaklıkları da yüksek bir mevsim. Yani pik yaptığı bir mevsim diyebiliriz aslında. Ay diyebiliriz, öyle söyleyebiliriz. Amatör futbolcular, yani bir maçta gösterilen performansta zaten yani normalde bu virüs ağız yoluyla bulaşırken hava yoluyla oradaki nefes alışverişinde karşı tarafa bulaşma şansı daha yüksek değil mi? İhtimali değil mi? Şans demeyeyim. Evet, yani risk anlamında konuşuyorsak bir futbol maçında 170-180 ortalama nabızda oynanıyor. Solunum hızı ve derinliği de artıyor. Ve sporcuların tabii ki yakın teması var birbirlerine. Ve bu temas içerisinde futbolun yani herhangi bir düzenleme yapma imkanı da yok. Futbolun sporun ruhuna aykırı açıkçası. Yani bir mevkiye göre savunma yapan, hücum yapan oyuncu son derece birbirleriyle fiziki temasta bulunacaklar. Bunun dışında vücut sıvıları da var. Yani damlacık dediğimiz bunlar solunum yoluyla dışarıya püskürecek. Çok yakın mesafede sporcuların birbirlerine bunu taşıma ihtimalleri tabii ki çok yüksek. Sevinci var, üzüntüsü var, birlikte seyahat imkanı var. Soyunma odaları amatör liglerde ne kadar geniş, malzeme temini yapılabilecek mi? Mesela topların ölü zamanda sürekli olarak dezenfektanlarla silinmesi, çok sayıda topun sağ kenarında bulundurulması ve bu topların ölü topların sürekli değiştirilmesi ve oyun durduğunda yeni topun verilmesi gibi uygulamaları göreceğiz. Bunları ne kadar imkanı olacak? Birçok kulübün ekonomik sorunu var. Bu tedbirleri alacak maddi imkanları yok. Yani dezenfektanlar olsun, maskeler olsun, eldivenler olsun. Bunların hepsinin temini ciddi bir maliyet getirecek amatör kulüplere diye düşünüyorum. Daha da başka bir şey aslında sporcular ne kadar istiyor? Teknik insanlar, teknik adamlar ne kadar istiyorlar? Yani nasıl zorlayabilirsiniz ki sporcular? Amatörlükte oynayan bir sporcu oynamamayı, müsabaka olmamayı, katılmamayı da tercih edebilir diye düşünüyorum. Yani orada belki üstlüklerde daha çok olabilir ama hukuki sorunlar da ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bir de işin hakem tarafı var. Hakemler de olacak. Onların da maksimum dikkatle riski minimalize ederek hazırlanmaları lazım. Onlar da var. Seyircisiz olacağı konusunda bir şey yok. Görüş birliği mevcut. Ama dediğim gibi maalesef sporun temas sporu, yüksek temas sporu olması nedeniyle bir risk söz konusu. Kaldı ki hava sıcaklıklarının da çok yüksek olacağını düşünürsek maçlar kaçta oynanacak? Yeterli fiziki şartlar orada oluşacak mı? Onları da gözden geçirmek lazım diye düşünüyorum. Çoğu amatör futbol takımında bu maçları oynadığı sahalarda ışıklandırma sistemi mevcut değil. Yani haliyle maçlar gündüz vakti oynanacak. Yani bu daha büyük bir sorun teşkil etmeyecek mi? Gerek sıvı kaybı, hani koronadan olmasa bile güneş çarpması gibi sıkıntılar yaşayamaz mı futbolcular? O risk var. Yani belki maçları sabah oynamak şeklinde düzenleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Günün sıcak saatleri tercih edilmeyecektir diye düşünüyorum. Tabii ki o risk var. Ama bir başka riske daha dikkat çekmek isterim. O da sakatlık, yaralanma riski. Şimdi sporcular iyi antrenör durumda değiller. Antrenmanlara Süper Lig'de, Birinci Lig'de ve diğer liglerde yeni yeni başladılar. Pozitif vakalar da duymaya başladık. Ona göre de karantina tedbirleri uygulanıyor. Amatör liglerde, yani profesyonel liglerde en azından verilmiş sporculara verilmiş ev programları var. Onlarla hem kilo kontrolü yapmaya çalıştılar hem de en azından performans
parametrelerinde geriye düşüşü engellemeye çalıştılar sporcular. Şimdi gruplar halinde çalışmalar yapılabiliyor. İleriki zamanda takım halinde çalışmalar. Gerçek anlamda futbol kondisyonuna ulaşmak çok kolay değil. Amatörlerde bu nasıl olacak? Bu organizasyon nasıl yapılacak? Sporcu eski performans düzeyini yakalayamadı. Fiziksel olarak hazır değil. Psikolojik kısmına sonra geleceğim. Fiziksel olarak hazır değil. O zaman da yaralanma riski artacak. Ki araştırmalar, geçmiş yıllardaki araştırmalar özellikle tendon, kas ve bağ yaralanmalarına işaret ediyor sporcularda. Uzun süre ara verildikten sonra hızlı bir şekilde dönüşün sağlandığı durumlarda karşılaşılan yaralanmalara, spor yaralanmalarına dikkat çekiliyor. Sadece mevsimsel durum değil, bir de bu tarafı var konunun ki tabii ki koronavirüs enfeksiyon riskini zaten konuşuyoruz. Biz onu göz ardı etmeden en öncelik o. Öncelik o. Çünkü onun sonuçları çok daha farklı olabiliyor diye düşünüyorum. Aslında bir çok de büyük sıkıntılar psikolojiden de bahsetmek isterim. Bu konuda da araştırmamız devam ediyor şu anda. Futbol, voleybol, basketbol ve güreş, temas içeren spor türlerinden sporcularla bir anket çalışması düzenledik. 450 sporcu katıldı. Sonuçlarını yakında efendim? Dernek olarak mı düzenlediniz? Hayır, bir çalışma grubu olarak düzenledik ama derneğimizin çalışma gruplarında da bunlar farklı çalışmalar üretiliyor. Şöyle ki kaygı düzeylerini ölçmeye çalışıyoruz. Bu dönemde ne yaşadılar? Eğer aktif kaldılar ise bu onların nasıl korunmasına, fiziksel ve mental sağlıklarını nasıl etkiledi bu süreç? Bunu araştırıyoruz. Yakın zamanda tahmin ediyorum birkaç hafta sonra bunların sonuçlarını açıklama imkanımız olacak. Şunu kastediyorum. Sokakta bile insanların yakın temas etmemesine karşı kaldırıma geçtiğini görüyoruz. Sosyal mesafe kurallarına, maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Böyle bir süreçte sporcuların saha içinde psikolojik olarak nasıl tedirgin olacaklarını birbirleriyle temasta, bunun futbol oyununun doğasını nasıl etkileyeceğini de göreceğiz. Sporcuların doğaldır ki enfeksiyon riskini düşünerek hareket edecekler. Yaralanma riskini düşünerek hareket. Yani kendini ne kadar risk edecekler? Bence onların da fikirleri çok önemli diye düşünüyorum. Yani nereye kadar, ne kadar zorlayabilirsiniz bilemiyorum. Eski bir sporcu olarak da konuşuyorum. Çok ilginç bir durumla karşı karşıya kalacağız gibi. Dediğiniz gibi yani ilk defa karşımıza gelen bir hastalık, salgın. İnsanlar şu an ne yapacağını bilemiyor. Deneme yanılma yöntemleriyle sanki biraz gidiyoruz gibi. Belçika ligleri iptal etti, tescilledi daha doğrusu. Almanya'da Bundesliga başlayacak katı kurallarla. Türkiye başlayacak keza öyle ama dediğiniz gibi aslında en büyük sorun bu burada özellikle Türkiye'de amatör futbol. Yani amatör futbolun bütçesi belli. Genelde çoğu borç işinde. Büyük kulüpler de borç işinde ama ödeme dengelerini sağlayabiliyorlar bir şekilde. Ama amatör takımlar hiçbir gelir yok. Yani normal bir mahallede kurulmuş dernek statüsünde neredeyse ve bir bağış da döndürülemeyen kulüpler bunlar. Ve dediğiniz gibi futbolcular nasıl kendini koruyacaklar? Bu çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Yani mesela sosyal mesafe kuralı az önce dediğiniz aklıma geldi sizi anlatırken. Yani bir futbolda barajı nasıl kuracaklar? Bu çok ilginç. Benim hep kafamı kurduktan sorun. Yani tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Liglerin başladığı, bugün Almanya Ligi başlıyor. Bunu takip eden ligler de olacak. Mutlaka oradaki tecrübeden faydalanacak, yaşananlardan faydalanacak diye düşünüyorum. Ve buna göre de öneriler değiştirilebilir muhakkak. Tabii enfeksiyonun ve bu virüs, koronavirüs enfeksiyonu tablosunun gidişatını da göreceğiz. Yani geçen aya göre çok farklı bir noktadayız. Tedbirler gevşetilmeye başlandı vesaire ama hep üzerinde durulan sosyal mesafe ve maske kullanımı biliyorsunuz. Sahanın içinde çok kolay değil ama mesela UEFA'nın önerdiği 5 oyuncu değiştirme hakkı veriliyor. Bu tavsiye edilmişti. Gayet yerinde bir uygulama. Ama ben Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırladığı o öneri protokolünü çok değerli buluyorum. Onun çok
dikkatle okunup alınabilecek ki bir öneri protokolüdür. Her kulübün, her sporcunun bunu tamı tamına uygulaması çok kolay değil ama okuyup maksimal şekilde bu protokolden faydalanmak lazım. Biz de Türkiye Spor Hekimleri Derneği olarak 25 Nisan'da bir çalışma raporu sunduk Koronavirüs Bilim Kurulu'na, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na. Bunun da 14 maddelik bir özetini de yayımladık. Bu bir çerçeveydi ve orada şuna işaret ettik. Dedik ki ilgili federasyonların her spor türüne özgü, branşa özgü, doğal olarak gerekler farklılaşacaktır. Temas düzeyi farklı, içinde bulunan kapalı alan sporu var, açık alan sporu vesaire, branşa özgü tedbirleri içeren protokoller hazırlaması gerektiğini işaret etmiştik. Ki müsabakanın tekrar başlatılmasının düşünülmesi sebebiyle gayet de güzel bir hazırlık yapılmış. Yani amatör olsun, profesyonel olsun, o metnin bütün sporcular, idari menajerler, kulüp müdürleri, hatta yöneticiler tarafından ayrıntılı bir şekilde dikkatle okunup anlaşılması ve oradaki tedbirlere maksimal uyulmaya çalışılmasını tavsiye etmek lazım. Bireysel sorumluluk çok yüksek. Hep sorumluluğu başkalarına atmayalım. Her bireyin de, her sporcunun, yöneticinin, kulüp sağlık çalışanının, herkesin de bireysel sorumluluğu. Çünkü siz anlatırsınız, tavsiye edersiniz ama bu ne kadar uygulanır? O yüzden bireysel sorumluluğumuz çok önemli diye düşünüyorum. Yani kolay bir dönemden geçmiyoruz. Herkesin de kendi sağlığını korumak adına tedbirleri alması önce bireysel sorumluluğu. Onu düşünmek lazım. Önce bireysel sorumluluğu. Ama tabii baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu gayet güzel öyle sürecin yönetilmesinde, hastanelerin, sağlık çalışanları büyük bir özveriyle, gayreti sebebiyle de hakikaten iyi bir mesafe aldık gibi görünüyor. Bunu devamını sağlamak, ikinci bir atağı engellemek lazım. Yani tedbirler gevşetilse, hayat biraz normal, yeni bir normali kastediyorum tabii ki. Yeni bir normale dönüyor olsak da virüsün yolunu kesmek için gayretleri sürdürmek lazım geldiği kanaatindeyim. Kesinlikle. Hocam son olarak biraz daha kişiselleştirmiş bir soru sormak istiyorum. Yani daha çok bireyleri ilgilendiren bir soru. Koronavirüs günlerinde birçok insan evlerine kapanmak zorunda kaldı. Gerek 65 yaş üstü olsun, gerek 20 yaş altı olsun. Gerek alan nüfus da işine gidip gelmede sadece bir dışarı çıkma eğilimi gösteriyor. Türkiye geneli itibariyle diyeyim, yani uymayanlar olsa dahi. Bu dönemde bireysel spor nasıl yapılabilir? Yani bu gerek amatör futbolcular olabilir, gerek normal vatandaşlar için. Spor çünkü çok sporun aslında bu dönemde önemi daha da ortaya çıktı. Kasların gelişmesi için çok önemli çünkü. Bununla ilgili nasıl önerilerde bulunmak istersiniz insanlara? Yani genel önerileri şöyle söyleyeyim. Bizim Türkiye Spor Hekimleri Derneği olarak bu konuda çalışmamız oldu. Hem sosyal medya hesaplarımızdan, web sitemizden, aynı zamanda YouTube kanalımızdan bunları yayınladık. Yani bunları izleyip gayet güzel rehberler, görüntüler eşliğinde. Herkes için Spor Federasyonu'nun bir uygulaması var. Onların da bu uygulamasından faydalanılabilir diye düşünüyorum. Ama tabii neyle karşılaştık? Bir, mecburen işine gidip gelmek zorunda olanlar var. Evde kalanlar, izole olabilenler var. Hareketsiz oldu. Günlük adım sayımız çok düştü. Yeme düzenimiz, biyoritmimiz, uyku düzenimiz bozuldu. Metabolizmamız değişiyor. Bundan fiziksel olarak etkilendi insanlar. Kilo alımı başladı. Birçok farklı kronik hastalıklarında ağırlaşması söz konusu böyle hareketsizlik nedeniyle tabii ki. Bizim önerimiz şu. Mümkün olduğu kadar ister günlük adım sayısını arttırabilmek lazım. Belki sakin ortamlarda mesafenin fazla fazla sağlandığı ortamlarda yürüyüşler yapmak. Ama onun dışında evin içerisinde adımlamak, vücut ağırlığının kullanıldığı egzersizler yapmak, mekikti, şınavdı gibi kastediyorum. Çok basit egzersiz lastikleriyle veya küçük dumbbell'larla büyük kas kutlarının kol, bacak kaslarını güçlendirmek, gövde kaslarını güçlendirmek, denge egzersizleri yapmak, esneklik egzersizleri yapmak hem fiziksel hem de ruhsal anlamda aslında sağlığımızı korumak adına faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar basit ev içerisinde yapılabilecek egzersizler. Günde belki 20-30 dakika bile ayırmak, 20-30 dakika bile ayırmak gerçekten faydalı olacaktır diye düşünüyorum sağlığın korunması adına. Geliştirmeyi kastetmiyorum çünkü o kadar hareket imkanımız belki yok, o kadar imkan da yok. Beslenmeye dikkat etmek lazım. Dediğim gibi bununla ilgili çok güzel videolar var.
derneğimizin sosyal medya hesaplarında ve YouTube kanalında. Ben bu hesabı takip derneğin, bulmak isterim. Derneğin sosyal medya hesaplarını da takip etmek isteyenler için. Yetimhane Derneği'nin Instagram, Twitter ve YouTube kanalı var. Instagram ve Twitter hesabı var. Hesapları var. YouTube kanalı da var. TSH'de Er. Evet. Buradan takip edebilirler. Birçok da farklı dernek, organizasyonda videolar yayınladı. Bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, teşvik etmeye çalışıyor. Hocam eminize sağlık. Bugün amatör futboldan yapılması gerekenleri, önerilerinize olabilecek sadece koronavirüs değil, o diğer kastedilenleri yaralanmalardan tutun. Evde yapılacak sporlara ilişkin çok geniş kapsamlı bir röportajımız gerçekleşti sizinle. Ben keyif aldım açıkçası. Biraz da zorlandım çünkü biraz sürekli dışarıdayım. Yoğunluktan, koşturmaktan biraz bedenen de belki yoğun olduğum gözlemleniyor. Son olarak bir fotoğraf çekineceğiz. Ya fotoğraf çekimini karşılıklı buradan yapıyoruz artık. Öyle mi? Yani